Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yeniden merhabalar sevgili öğrencilerimiz, takipçilerimiz ve öğrenci adaylarımız. Evet, tercih döneminde sizlere fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın tüm bölümleriyle, değerli hocalarıyla tanıtmaya devam ediyoruz. Anadolu Üniversiteler Birliği kapsamında ev sahibi Yozgat Bozok Üniversitesi tanıtım fuarı da Cumhuriyet Meydanımızda il merkezinde açıldı. Ekiplerimiz e, Türkiye'de çeşitli illerde tanıtım fuarlarında yine tercih döneminde üniversitemizi e, tanıtmaya devam ediyorlar. Ulusal bazı kanallarda yine üniversitemiz tercih döneminde öğrencilerine, öğrenci adaylarına tanıtılmaya devam devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi bir ilki de gerçekleştiriyor. Hem bu programla hem de tercih kılavuzu sitesi kurarak öğrencilerine karşılaştırmalı geniş bir rehberlik hizmeti sunuyor. Siz sevgili öğrenci adaylarımızın da bu rehberlik hizmetinden istifade etmesini öneriyoruz. tercihkılavuzu.bozok.edu.tr bu sitemizin adresi. Evet şimdi Şefaatli Meslek Yüksek Okulumuzu bölümleriyle sizlere tanıtacağız. Şefaatli Meslek Yüksek Okulumuz Müdürü Öğretim Görevlisi Sayın Mertcan Arıkan ve ilk tanıyacağımız bölüm Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Sayın Mahmut Gürkan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yasemin Teşekkür ediyoruz. Evet e, hocam genel hatlarıyla okulumuzu sizden tanıyalım. Şefaati Meslek Yüksek Okulu nasıl bir ilçede fiziki şartları, akademik kadrosu, öğrencilere sunduğu artı imkanları nelerdir hocam ve dahası? Öncelikle bu fırsatı bize sunan e, başta üniversitemizin sayın rektörü Profesör Doktor Ahmet Karadağ olmak üzere siz değerli personellerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için e, Yoğun bir dönemin sonunda güzel emeklerinin karşılığını alacakları ve bu emeklerinin karşılığında da doğru tercihlerle iyi üniversitelerde, iyi programlarda evet. güzel bir eğitimle hayatlarını devam ettirecekleri bir süreç başlayacak. Bu doğrultuda bizler de Şefaatli Meslek Güçlü Okulu olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına dolu dizgin hazırlanmış durumdayız. İlçemizden kısaca bahsetmem gerekirse öncelikle şöyle söyleyebiliriz ki Yozgat bilindiği üzere zaten Türkiye'nin konum olarak coğrafya açıdan merkezi. Evet. Bununla birlikte hızlı tren seferlerimiz yakın zamanda başlayacak. Dolayısıyla Şefaatli Meslek Yüksek Okulu'nun da bulunmuş olduğu yerleşik açısından baktığımız zaman Şefaatli Yozgat'a 40 kilometre mesafede, Kayseri'ye ve Nevşehir'e 120 kilometre mesafede, Kırşehir'e 80 kilometre mesafede çevresindeki illere ulaşım açısından oldukça avantajlı konumda. Bununla birlikte ben kısaca sunumlardan da devam evet. etmem gerekirse. Tabii. Meslek Yüksek Okulu'muz 2015 yılında kuruluşu gündeme gelmiş ve başlamıştı faaliyetlerini. Şu an için Fiziksel kapasite anlamında baktığımız zaman Meslek Yüksek Okulumuzda iki tane eğitim öğretimin yürüttüğümüz ana binamız mevcut. Bunlardan biri eğitim binası. Eğitim binamızda 8 adet dersimiz faal konumda, 2 adet daha dersimizi faal konuma geçiriyoruz bu dönem ve 10 adet dersiye ulaşmış oluyoruz. Bununla birlikte 3 tane laboratuvarımız var. Bir uygulama odamız, bir dinlenme salonu, işte kantin, çalışma Odası 100 kişilik konferans salonu, işte uygulama spor salonu, öğrenci topluluğu odaları e, ki bu çok önemlidir evet. bizler için öğrenci toplulukları bilindiği üzere çünkü öğrencilerimizin kendilerini e, hem donanımsal anlamda, Geliştirirken hem de sosyal açıdan geliştirebilmeleri yaşayacakları hayatta kendilerine büyük artık atacaktır. Evet. Ki e, bunlardan bir örneği de benim şahsen kendim de üniversite hayatım boyunca topluluklarda yer aldım ve bugün bu konumlara gelebiliyoruz. Dolayısıyla hocalarımız arasında da bizim e, bu tür örneklere erişebiliyorlar öğrencilerimiz. Eğitim binamızda bu şekilde sosyal imkanlar da sağlanmaya çalışılıyor öğrencilerimize. Bununla birlikte idari binamız mevcut bizim meslek Yükseli okulumuzda. İdari binamızda 15 akademik personel odası var. 3 idari personel odamız, bir toplantı salonumuz ve bir dinlenme odamız mevcuttur. Tabii ki her iki binamızda da yeterli miktarda depo alanı mevcut. Evet. Yerleşke alanımız öğrencilerimiz için özellikle çok önemli. Şöyle ki çok amaçlı bir spor tesisimiz bulunmakta ve burada öğrencilerimiz istedikleri saatte basket, futbol, tenis, voleybol oynayabilmekte. Kort tenis çok imkanına güzel. sahip bir meslek yüksek okuluyuz. Aynı zamanda dediğim gibi futbol ve basketbol, voleybol da oynanabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz spor amaçlı kendilerini geliştirme veya sosyal aktivite kendilerine vakit ayırmak istediklerinde doğrudan kendi okulumuzun yerleşkesinde bulunan sahamızdan yararlanabiliyorlar. Tabii ki bununla birlikte bahar döneminde turnuvalar alabildiğine gidiyor Yasemin Hanım. Evet her türlü aktivitenin içerisinde de yer alabiliyorlar Kesinlikle. bu spor ve ee, Bununla de. birlikte bir çiftliğimiz var. Laborant programı Uygulamalı dersleri için özellikle orada iki tane de köpeğimiz var. İşte çeşitli hayvanlarla, deney hayvanları olarak kullanabiliyor evet. öğrencilerimiz. Yine yemekhanemiz aynı anda 100 kişi öğrenci kapasitesine sahip bir yemekhanemiz var. Bir hobi bahçemiz var. Öğrencilerimiz orada hobi bahçesinde kendilerine yine boş zamanlarını değerlendirecek imkan yaratabiliyorlar. Bununla birlikte iki tane de personel lojmanımız yerleşkemizde mevcut bulunmakta aktif olarak e, şu an var olan programlarımızdan özetle bahsetmem gerekirse mimarlık ve şehir planlama bölümünde tapu ve kadastro programımız var. Evet. E, bununla birlikte mülkiyet koruma ve güvenlik bölümümüzde özel güvenlik ve koruma programı var. Büro hizmetleri ve sekreterlik bölümümüzde ise çağrı merkezi hizmetleri programımız mevcut. Veterinerlik bölümünde ise laborant ve veteriner sağlık programı var. Ve genel anlamda meslek okulumuzun doluluk oranına baktığımız zaman %90'ın üzerinde bir doluluk oranına sahibiz. Evet. Dolayısıyla programlarımızın ne kadar e, önceliklendirildiğini göstermektedir bu doluluk oranında. Şöyle bahsedebilirim ki lisans programlarından bile daha iyi mesleklere ya daha çabuk meslek edinebilecekleri programlara sahibiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz de ön lisans programlarını tercih ederken aslında e, nitelikli elemanlar olmakla birlikte... Ön lisansı bitirdikten sonra hızlı bir şekilde amacımız tabii ki meslek edindirebilmek. Evet. Ve bizim şu an çok düşük KPSS puanlarıyla atanabilecekleri programlara sahip bir meslek yüksek okulumuz. İlerletmek var. yine kendilerine bağlı olacak tabii, tabii ki. ki. Ee, evet. Bununla birlikte meslek yüksek okulumuzda bizim 14 akademik personelimiz var. Yani birbirinden yetenekli, birbirinden değerli akademik personellerimiz. E, nitelik anlamında yeterli olmalarına karşın bununla birlikte en önemlisi bizim için öğrencilerimizle birlikte olabilmeleri evet. yani öğrencilerimizi anlayıp onlarla birlikte hareket edebilmeleri ki meslek yüksek okulumuzdaki tüm hocalarımız bunu sağlayabiliyor onların dilinden anlayabiliyor ve onlarla birlikte sosyal çeşitli etkinlikler yapabiliyor Saniye ki bir örnekleri sıcak de ortam. göreceğiz evet, Adil, meslek yüksek okulumuzda İdari personellerimiz mevcut, temizlik personellerimiz mevcut, güvenlik personellerimiz mevcut ve bununla birlikte baktığımız zaman 23 akademik ve idari personel görev yapmakta meslek yüksekokulumuzda ki bu geliştirilebilecek bir sayı ki gelişmeye de devam ediyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir meslek yüksekokulu olarak bulunuyoruz. Öğrenci topluluklarımız var az önce de bahsetmiş olduğum üzere. Öğrencilerimizin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmesi adına üç tane şu an için aktif öğrenci topluluğumuz bulunmakta. Ee, i̇lk olarak bahsedecek olursam Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu. E, adı üzerinde zaten topluluğumuzun e, evet. çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri, işte farkındalık projelerini bu öğrenci topluluğumuz gerçekleştiriyor Meslek Yüksek Okulu'muzda. Rekreasyon ve spor topluluğu ise e, çeşitli eğitimlerle öğrencilerimizin Kaliteli spor faaliyeti yürütmesini sağlayan bir öğrenci topluluğu, geleneksel okçuluk topluluğu ise iki tane projesiyle bu sene oldukça anlamlı bir eğitim süreci geçirdiler. Öğrencilerimizin birçoğu geleneksel okçuluk konusunda kendini geliştirdi ve yarışmalara katılır duruma geldiler. O yüzden ben tüm öğrenci topluluğu başkanlarımıza, öğrencilerimize buradan da teşekkür etmek istiyorum ve yeni gelecek öğrencilerimizin de öncelikle bu topluluklara davet ediyoruz. Bununla birlikte tabii ki e, yeni topluluklarımız da açılacak, bölüm başkanlarımız da bunlardan bahsedecekler. Barınma olanakları elbette ki öğrencilerimiz e, tercih yaparken önceliklendiriyor artık evet. barınma evet, evet. şartları çok önemli. Şöyle ki e, içinde bulunduğumuz durumda düşündüğümüz zaman <laughs> Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bulunmuş olduğu tüm yerleşkelerde barınma olanaklarının biz biliyoruz ki e, oldukça yeterli konumda. Bununla birlikte ucuz olması önemli. Evet. Şefaatli Meslek Yüksek da bulunmuş olduğu Şefaat ilçemizde belediyemizin sağladığı imkanlar doğrultusunda 70 kişilik kız öğrenci yurdu, 50 kişilik erkek öğrenci yurdu mevcut faal aktif konumdadır. Dolayısıyla daha uygun fiyatlara öğrencilerimiz konaklama ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ki bu bizim için de çok önemli. Evet, bu detay önemli <laughs> bahsettiğiniz üzere şefaatli meslek yüksek okulumuzu tercih etmeyi düşünen öğrencilerimizin hiç endişesi olmasın o halde. Kesinlikle ve bununla birlikte yine ayrıca özel apart ve ev kiralama imkanları da mevcut ve Yozgat şehrimize baktığımız zaman ucuza kaliteli hizmeti alabilecekleri bir şehir olması açısından öğrencilerimizin önceliklendirmesi gerektiğini düşünüyorum artık tercihlerinde. Evet. Sosyal imkanlarımızdan bahsedecek olursak Meslek Yüksel Okulu'muzda bir konferans salonumuz var ki işte dediğim gibi 100 kişilik bir konferans salonu burada çeşitli konferans etkinliklerimizi söyleşi etkinliklerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir kütüphanemiz var. Kütüphanemizde 3 tane bilgisayarımız aktif konumda internete bağlı istedikleri takdirde kullanabiliyorlar. Bununla birlikte bilgisayar laboratuvarımız öğrencilerimiz ne zaman isterse açık konumda dolayısıyla internete erişim, bilgisayar ortamına erişimleri Meslek yüksek okulumuz tarafından doğrudan sağlanabiliyor. Bu imkanlara da öğrenci olmak şartı yeterli. <gülüyor> yeterli. <gülüyor> Dolayısıyla e, yemekhanemiz ve kantinimizde öğrencilerimize hizmet veriyor. Kısaca şöyle etkinliklerimizden de bir iki görsel e, göstermek gerekirse. Şefaat de Şefaati'de... E, temiz kalan doğa yürüyüşü gerçekleştirmiştik. Öğrencilerimizin projesiydi ve şefaatliğimizdeki yer alan tüm ilçe protokolü de bizimle birlikteydi burada. Dolayısıyla böyle sosyal içerisinde. farkındalık evet. projeleri ilçeyle öğrenciyi de kaynaştırıyor. Kickboks eğitimi kadınlar özelinde olması çok önemliydi bizim için. Aa, evet. Sadece kadınlara verilen bir eğitimdi ve onların dezavantajlı grup olarak görülebileceği bir ortamda Kadınların kip boks eğitimi almasını meslek yüksek okulu olarak sağlamıştık. Ben e, kısaca bu şekilde özetleyebilirim e, meslek yüksek evet. okulumuzu. Buradan sonra e, uygun görürseniz eğer e, bölüm hocalarımızda Evet, bölümlerle devam edelim. Yine Hı -hı. E, sizinle de Tabii. bölümlere dahil olarak e, sohbetimiz sürecek. Teşekkür ediyorum. Şefaatli Meslek Yüksekokulu müdürümüz, öğretim görevlisi Sayın Mertkan, Mertcan Arıkan bizlere e, okul hakkında genel bilgiler aktardı sevgili öğrenci adaylarımız ve ilk bölümümüzü tanıyacağız okulumuzda. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanımız, öğretim görevlisi Sayın Mahmut Gürkan. Hoş geldiniz tekrar Hoş hocam. Teşekkür ediyorum. E, öncelikle bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. E, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü e, bünyesinde bulunan Tapu ve Kadastro programımız şu an aktif durumda. Peki ne zaman aktif duruma e, geldi diye soracak olursak, e, Meslek Yüksek Okulumuzun kuruluşuyla beraber e, biz de öğrenci olarak eğitime e, başlamış durumdayız. E, tanıtıma başlamadan önce Tapu ve Kadastro nedir? Kısaca evet. bahsetmek isterim. E, adından da anlaşılacağı üzere iki önemli e, işlevi var. Birincisi tapu işlemi, ikincisi kadastral işlemler. Nedir bunlar? Tapu işlemi, e, ülkemizdeki taşınmaz e, mallar üzerindeki e, tapu sicili üzerindeki değişiklikleri yapabilme, kaydedebilme ve bunları e, bunlarla beraber milletimize hizmet edebilme e, bir alan olarak tapuyu e, tanımlayabiliriz. Kadastro ise bu taşınmazların, bahsetmiş olduğumuz taşın, taşınmazların öz nitelik verilerini ortaya koyma. Yani ne demek? Evet. Bir e, örnek veriyorum arsanın e, çevresini, alanını, e, cinsini, ne olduğunu bunu ortaya koyup e, millete e, hizmet etmek. En büyük ana unsurumuz da e, tabu kadastro genel müdürlüğü ile beraber e, ilerlemek. E, bu şekilde özetleyebiliriz tabu ve kadastro programını. Tabu ve kadastro programımızın bünyesinde e, iki tane desteğimizle beraber bir adet e, bilgisayar laboratuvarı ve bizim için olmazsa olmaz ölçme laboratuvarımız mevcut. Neden olmazsa olmaz? Özellikle kadastral işlemlerde e, bizim sıklıkla kullandığımız derslerimizde uygulamalı derslerimiz çok fazla. Bu derslerde kullanmamız gereken bazı aletlerimiz var. Bunlar bizim için çok önemli. Şunu söyleyebilirim e, bizi tercih edecek öğrencilere Türkiye'deki tapu kadastro programları içerisinde en zengin e, ölçme laboratuvarına sahip eee programlardan biriyiz. E, ne var program e, ölçme laboratuvarımızda ne var diye baktığımızda e, öncelikle iki adet GNSS alıcısı dediğimiz e, halk dilinde GPS diye geçen konumsal küresel, konumla, e, küresel konum belirleme sistemine e, sahip iki aletimiz var. Bununla beraber yine ölçme işlemlerinde kullandığımız total station iki adet total stationımız mevcut ve e, yine e, kadastro işlemlerde ve inşaat işlemlerinde kullanılan iki adet Nivo'da bizim ölçme laboratuvarımızda şu an mevcut. Sunada da görüleceği üzere öğrencilerimizi bunları çok aktif bir şekilde kullanmakta. Yine tabii bunlar yeni aletler, güncel aletler, modern aletler. Öğrencilerimiz mesleklerinin geçmişlerine de hakim olmaları açısından biz eski aletleri de şu an ölçme laboratuvarımızda bulunduruyoruz ve bunları öğrencilerimize Gösteriyoruz ki mesleklerinin nereden nereye, nereye geldiğini, geldiğini ve temellerini evet. çok daha bir şekilde öğrenebilmeleri için şu an ölçme laboratuvarımızda mevcut durumda. Bizi tercih edecek öğrencilerimizin karşılaşacağı dersler dediğimizde, öncelikle şunu söyleyeyim bu sunumlar bizim web sitemizde de yer alacak. Web sitemize koyacağız. Öğrencilerimiz bizim koyduğumuz linklerden çok rahat bir şekilde alacakları derse derslere ulaşabilir. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum derslerde. 3 artı 1 eğitim modelinden bahsetmek istiyorum. Malumunuz geçen yıl üniversitemiz 3 artı 3 1 eğitim modeline geçiş yaptı. Evet. 8 pilot bölümümüz, programımız vardı. Bunlardan biri de tabu ve kadastro programıydı. Biz de öğrencilerimize 3 dönemlik teorik eğitimden sonra bir dönem iş yerlerinde uygulama yapmak amacıyla gönderdik. 27 öğrencimizi gönderdik. Bunun 3 artı 1 modelinin en önemli avantajı nedir diye baktığımızda özellikle öğrencilerin almış oldukları teorik bilgileri iş yerlerinde uygulama imkanı buluyorlar ve bununla beraber özellikle istihdam etme oranı çok artıyor. Şöyle örnek verebilirim. Bu yıl pilot programı olmamıza rağmen göndermiş olduğumuz öğrencilerin %20'si şu an iş yeri uygulaması yaptıkları yerlerde çalışmaya Personel olarak çalışmaya devam ediyorlar. İşini de bulmuş oluyor. Evet, evet. işini de bulmuş oluyor. Çok e, imkan, e, 3 artı 1 modeli buna imkan sağlıyor. E, bu yönden e, avantajlıyız ki Tapu Kadastro programı olarak Türkiye'deki tüm Tapu Kadastro programları içerisinde yaklaşık 30 tane program var. 30 yerde var ve sadece e, 3 yerde 3 artı 1 eğitim modelinin olduğunu ifade edebiliriz. Yine bununla beraber 3 artı 1 sistemine gitmek istemeyen iş uygulamasına gitmek istemiyor öğrencilerimize. Geniş bir e, seçmeli e, mesleki seçmeli ders havuzumuz mevcut. Burada özellikle ülkemizin şu an üzerinde durduğu arazi toplulaştırılması dersi bunlar hepsi uygulamalı bir şekilde öğrencilerimize veriliyor. E, okulda da veriyoruz. Nasıl veriyoruz? E, az önce ölçme laboratuvarında göstermiş olduğumuz aletleri öğrencilerimize verip Şefaatli'de de tarım alanları çok fazla evet. buralara gönderip oraların ölçümlerini yapıp uygula, uygulamalı bir şekilde öğrenmelerini Gerçekleştiriyoruz. Saha müsait, uygun. Evet, evet alan çok müsait. Yani özellikle şefaatli, e, çok geniş bir tarım e, arazisine sahip. E, uygulamalı bir şekilde e, bunları öğrencilerimize veriyoruz şu an. Yasemin Hanım bildiğiniz üzere e, tarımda toplulaştırma, Evet, işlemleri yapılıyor dönüştürme. ki e, tarımsal kalkınmada çok önemli bir hamle. Dolayısıyla tapu kadastro programında eğitim almış öğrencilerin de e, bu alanlarda istihdam, istihdam edilme olanakları artıyor. E, hocam e, bahsetti kısaca hocalarımız da sağ olsun e, tarımsal alanlarda öğrencilerimizin mesleki anlamda eğitimlerini alabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. E, büyük bir avantaj tabii büyük ki bir tarımsal avantaj, bir toplumda tapu evet, kadastro evet. programının bulunmuş olması belki farklı il dışı e, gezileriniz de bu anlamda saha evet, anlamında oluyor. oluyordur. Gezilerimiz de var. Teknik geziler yapıyoruz. E, Tapu Kadastro Müdürlüklerine e, e, birçok alanda çalışma imkanı var. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bu alanlara teker teker teknik geziler gerçekleştiriyoruz öğrencilerimizle beraber. İsterseniz e, evet, 2021 bakalım. verilerine göre programımızın taban ve taban e, puanlarına bakabiliriz. Programımız 2021 yılında taban puan olarak 205 civarında bir puana sahip, taban puan olarak da 250 civarında bir puana sahip olduğunu ifade edebiliriz. Yerleşme oranına baktığımızda bizim programımızda 40 kontenjanımız var, artı bir okul birincisi kontenjanımız var. İlk yerleşme oranımız %100'lük bir oran, doluluk oranımızda genel olarak şu an %85 dolayında bir doluluk imkanı var. E, Kontenjan ama, bu dönem içinde aynı mı hocam? Kontenjanımız bu dönem içinde yine evet. 40 kontenjanımız var ve artı bir e, okul birincisi kontenjanımız mevcut. E, bununla birlikte e, biraz sonra yine bahsedeceğiz e, mezuniyet sonrası iş imkanlarımız evet. nelerdir dediğimizde Tapu Kadastro programının çok geniş bir istihdam alanı var. Hem özel sektörde hem kamusal sektörde e, geniş bir e, istihdama sahip olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle en büyük dış paydaşımız olan Tapu Kadastro Müdürlükleri'nde çalışabiliyorlar. Ee, şu an e, KPSS puanları 80, 79 civarında 79-80 e, bu civardaki puanlar atamayı sağlayabiliyor. Bunun yanında lisans harita kadastro büroları dediğimiz yarı özel e, bürolar var. Bu bürolarda da e, yine öğrencilerimiz, mezunlarımız çalışma imkanlarına sahip. Yine kamusal alanda dediğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi bakanlıklarda da öğrencilerimiz istihdam edilebiliyor. Bunlarda da yıl içinde alımlar gerçekleştiriliyor. E, belediyelerde çalışabilir öğrencilerin mez mezunlarımız imar Fen işleri, Altyapı Müdürlüklerinde. Bunun yanında e, Elektrik işleri, Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde, Milli evet. Emlak Genel Müdürlüğünde, İller Bankası'nda, Devlet Su İşleri'nde, Karayolları ve devlet demiryollarında da yine çalışma imkanları var. Özel sektöre baktığımızda özellikle hayta ve inşaat sektöründe çalışabiliyorlar. Bu sektörde hizmet veren özel müsaadetlik ve büro şirketlerinde ve emlak değerleme şirketlerinde de mezunlarımızın çalışabildiğini ifade edebiliriz. Evet. Hocalarımızdan bahsedecek, program dünyasında bulunan hocalarımızdan bahsedecek olursak ben öğretim görevlisi Mahmut Görkem bölüm başkanlığını yürütmekteyim. Bunun yanında öğretim görevlisi Alperen Erdoğan ve öğretim görevlisi Adem Kabaday'ı hocalarımızla beraber eğitimi devam ettiriyoruz. Özellikle şunu ifade edebilirim, hocalarımız sektörün içerisinden gelen hocalarımız, özellikle arazi toplulaştırma projelerinde, ülkemizin arazi toplulaştırma projelerinde çalışmış, tünel, yol çalışmalarında çalışmış hocalarımız bir ...programımızın bünyesinde bulunmakta. Bu noktada öğrencilerimize e, uygulamalı olarak yani çok rahat bir şekilde e, dersleri verebiliyorlar. Bu noktada e, genç ve e, sektörden gelmeleri e, öğrencilerimizin avantajına olduğunu düşünüyorum. Tabii e, biz şunu da amaçlıyoruz program olarak. Öğrencilerimizle projeler içerisinde bulunabilmek. E, da sunmuş olduğu 2209A projeleri var... E, bu kapsamda e, geçen yıl iki e, proje başvurusunda bulunduk. Bunlardan bir tanesi kabul edildi. E, hocamız öğretim görevlisi Alper Erdoğan danışmanlığındaki bir projeydi ve öğrencimiz Tuğba Coşkun tarafından yürütülüyor. Evet. Yine e, bu dönem e, e, altı tane proje başvurusunda bulunduk. Bunlardan da olumlu geri dönüş olacağını bekliyoruz. Öğrenci toplulukları hocamızın da bahşet, bahsetmiş olduğu gibi üç aktif öğrenci topluluğumuz var. E, şunu söyleyebilirim, e, meslek yüksek okul olarak e, öğrenci toplulukları projeleri noktasında e, çok iyi bir konumdayız. E, geçmiş dönemde 5-6 tane proje yürüttük sadece e, SS, öğrenci pro, toplulukları projesi bakımından. Biz program olarak bu dönem içerisinde tapu ve kadastro topluluğunu açmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. İnşallah bunu da öğrenci, öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Ee, peki e, Tabuk Tapu Kadastro programından e, sonra öğrencilerimiz devam ettirilirse, üst dereceye çıkıp evet. E, dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin geomatik mühendisliği, harita mühendisliği, kamu yönetimi bölümü, Tapu Kadastro bölümü gibi bölümlerinde ve aynı e, Ayrıca açık öğretim fakültelerinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat kamu yönetimi, e, maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, konaklama işletmeciliği, haklı ilişkiler ve reklamcılık, haklı ilişkiler ve tanıtım lisans programlarında dikey geçiş yapabilme e, hakları e, var öğrencilerimizin. Evet çok teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür bölüm teşekkür başkanımız öğretim görevlisi Sayın Mahmut Gürkana mimarlık ve şehir planlama bölümünü tanıdık sevgili öğrenci adaylarımız sizleri şefaat meslek yüksek okulumuza Bekliyoruz güçlü donanımlı kadrosuyla e, mimarlık ve şehir planlamada e, öğreniminizi sürdürebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Evet, mülkiyet koruma ve güvenlik bölümüyle devam edeceğiz. Mülkiyet koruma ve güvenlik bölümünü bölüm başkanı öğretim görevlimiz Sayın Metin Gümüşay bizlere tanıtacaklar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Evet, mülkiyet koruma ve güvenlik e, ve eğitimi. Buyurun hocam, sizden dinliyoruz. Öncelikle bizleri aday öğrencilerimize buluşturduğunuz için sizlere çok teşekkür etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nda 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde e, açıldı. Bu bölüm altında Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde artık öğrenci alarak öğrenim hayatına başlamıştır. Ee, bölümümüzde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri... E, Bölüm başkanı ben öğretim görevlisi Metin Gümüşay. Evet. Öğretim görevlisi Ahmet Kaşık. Öğretim görevlisi Latif Gökalp. Ve öğretim görevlisi Sayın Müdürümüz Mertcan Arıtürk tarafından sağlanmaktadır. Özel güvenlik koruma, koruma programı olarak bizim misyonumuz insanların artık günlük yaşamda karşılayabilecekleri tehdit ve risklere karşı korumada artık, artık öncü bir mekanizma olan özel güvenlik kavramı günümüzde önemi gittikçe artmakta. Bu önem ve kapsam çerçevesinde özel güvenlik ve koruma programı olarak bizim misyonumuz alanımızda bilimsel, teknolojik altyapı ile birlikte donatılmış, evrensel ve pratik düşünebilen sorumluluk duygusuna sahip, yenilikçi, katılımcı, güvenirlik, mesleki yeterli ve özgür güvene sahip özel güvenlik ve koruma görevleri yetiştirmektir. Bu bizim misyonumuz. Evet. Özel güvenlik ve kuruma programı olarak vizyonumuz ise artık özel güvenlik sektöründe yaşanan çağdaş gelişimi ve değişimi yakalayan, mesleki ve teknik eğitimi gerektirdiği yüksek standartlara sahip çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı ve iş dünyasını tercih ettiği, nitelikli elemanlar yetiştirerek alanında öncü, yönlendirici, lider özelliklere sahip ve mensup bu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumu olmakta bizim vizyonlarımız arasındadır. Programımızın müfredatına baktığımız zaman Özel Güvenlik ve Koruma İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme başkanlığıyla entegre bir şekilde devam ediyor. 5.188 sayılı kanunda ek 11 maddesinde zorunlu bazı dersler sunuluyor. Bizim müfredatımızda da burada 11 tane dersimizin tamamı bulunmakla birlikte seçmeli derslerimizde de öğrencilerimizi en iyi bir şekilde Özel Güvenlik ve Koruma Programı'nda mezun olması için çeşitli derslerimiz bulunmakta. Farklı farklı derslerimiz de var seçimli derslerimiz içerisinde. Bunların içerisinde değişik spor dalları var. İşte bir kickboks branşı var, aikido, taekwondo, karate gibi. Yani özel güvenlik mesleğinde daha çok böyle onları kariyer anlamında, tercih edilebilir anlamında güzel seviye getirecek müfredatımızda derslerimizde bulunmaktadır. Ee, özel Güvenlik Koruma Programı müfredatımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin bir de staj dönemi bulunuyor. 23 günü boyunca e, çeşitli kamu, üniversite, özel hastaneler, e, işte AVM'ler, havalimanları, tren istasyonları gibi zaten günümüzde özel güvenlik görevlisi neredeyse hayatın her yerinde karşılaşıyor. Evet, gerekli. Gerekli, evet. Evet, buralarda da 20 günlük staj süresini tamamlayarak programımızdan mezun olma hakları. Elde ediyorlar ve bir ön lisans derecesine sahip bir diplomaya sahip oluyorlar ve bunun sonrasında özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik personeli ve özel güvenlik memuru gibi ünvanları elde ediyorlar. Özel güvenlik ve koruma programımızdan mezunlarımızın bazı avantajları var çünkü özel güvenlik görevlisi, ön lisans programının dışında farklı kurslu ve sertifikalarla da elde edilebiliyor. Ama bizim programımızdan mezun olan bir öğrenci günümüzde özel güvenlik görevlisi çalışılan alanlarda daha çok kişi sayısının işte 15 ve üzeri olan yerlerde bir sorumluluğu belirlenmesi gerekiyor. Evet. Bu anlamda da bizim programımızdan mezunlar bu sorumlu personel görevini yerine getirebiliyor. Bu anlamda bir avantaja sahip bizim programımız. Programımızdan e, mezun olan öğrencilerimizin iş alanları ise çeşitli özel ve devlet kurumlarında görev yapabiliyor. İşte üniversiteler, otel, pansiyonlar, hastaneler, belediyeler. Özellikle mesela bakanlıklara işte sertifika sahibi bir güvenlik görevlisi değil de işte özel güvenlik ve koruma ön lisans programından mezun olma şartı Hı. diye. Öncelik e, tabii evet, ki tanıyacaktır. Öncelik evet. Özellikle önemli görülen yerlerde bizim programımızdan mezunların. Çok önemli avantajları bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerimizin kariyer olanakları da devam ediyor. Dikey geçiş sınavıyla beraber acil yardım ve afet yönetimi sosyal hizmet programlarına geçiş yapabiliyorlar. Buna ek olarak da yine DGS ile birlikte açık öğretim bölümlerinde bulunan çeşitli lisans programlarına da geçiş hakları bulunmaktadır. Ee, özel güvenlik ve koruma programımızın bazı özel yerleşme şartları vardır. Ee, bunlar da yine yüksek üretim e, kontenjanı kılavuzunda belirtilmektedir. Bu özel şartlarda yine 5188 sayılı kanunun bazı maddeleri var. Bunları özetle söyleyecek olursak işte adli sicil kaydına e, sahip olmamak, e, bir de tam teşekkür hastanelerden heyet raporu istiyoruz. Bizim programımıza yerleşmekte böyle bir özel şartımız da var. E, programımızda e, TYT puanıyla yerleşim yapılıyor. En son yerleşen e, öğrencimiz 185 puanla yerleşti geçen sene. Öğrenci kontenjan sayımız bu yıl 40 öğrenci. Hemen hemen bu bölümümüzde çok tercih edilen bölümler arasında evet. %100'e %100 e yakın oranda bir öğrenci kontenjanıyla e, tamamlıyoruz bunu. E, özel güvenlik ve koruma programımızdan bazı görüntüleri görüyoruz. Öğrencilerimize yine seçmeli derslerimizin e, arasında bulunan işte Aikido dersi ya da ders dışı faaliyetlerde bu şekilde e, farklı farklı katkılar sunuyoruz öğrencilerimize. Yine uygulamalı işte e, özel güvenliğin bazı çalıştığı alanlarda kullandığı işte Robocop hazır kuvvet ekipmanları eğitimi, silah atış eğitimi yine özel güvenlik şube e, emniyet müdürlüğüyle entegre bir şekilde bunu organize ediyoruz. Öğrencilerimiz bu silah etiş, atış eğitimi tamamladıktan sonra silahlı olarak görev yapabiliyorlar. Eğer bu silah atış eğitimi tamamlanmazlarsa da e, silahsız olarak görev yapılan özel güvenlik görevlerinin e, bazı noktalar var. Oralarda da yine görev alabiliyorlar. Yine e, seçmeli IQ dersimizden bir görüntü uygulama olarak e, okulumuzun bu şekilde bir e, uygulama spor alanı var. Burada öğrencilerimizle birlikte kendilerini bu anlamda geliştirebiliyorlar. Burada da bu yıl e, ilk defa mezun verdik biz özel gün koruma programı evet. olarak. Bölüm birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilerimiz ve personelimiz. Evet. E, öğrencilerimizi de e, Şeffati Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı'na davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, ben de Özel Güvenlik Koruma Programı'nda görev yapan bir öğretim görevlisi olarak kısaca bir iki üst evet. e, ekleme yapmak isterim hocama. E, Yasemin Hanım şöyle bir şey var ki e, hocam da bahsetti <laughs> kısaca. Öğrencilerimiz ön lisans eğitimi almaksızın da aslında özel güvenlik sertifikasına elbette ki sahip olabiliyorlar. Fakat e, baktığımız zaman çıkan ilanlarda artık ön lisans mezunu evet, isteniyor. Bunu da geçtiğimiz zaman e, örneğin bizim e, görüşmeler içerisinde bulunduğumuz kariyer günleri etkinlikleri kapsamında her yıl birlikte e, etkinlikler düzenlediğimiz şirketler var. Ve bu şirketler e, büyük organizasyonları olan operasyonları e, ülkemizin dört bir yanına yayılmış şirketler. Bu şirketlerle e, her dönem sonunda alım yapacakları zaman bizlere ulaşıp özellikle ön lisans mezunu öğrencileriniz var mı diye soruyor. Çünkü evet. şöyle bir şey var e, birkaç aylık eğitimle Elbette, iki yıllık bir eğitimi evet. bir tutamayız. E, hatta. Bazı kamu kurumlarının özel güvenlik şefleri ve müdürleri de doğrudan bize şunu söyleyebiliyor. Ben 1-2 aylık eğitim almış kişiyi özel güvenlik olarak görmüyorum açıkçası. Ön lisans mezunu olmuş kişiyi almayı çok daha iyi istiyorum. Diyor. Çünkü verilen eğitim ortada. Dolayısıyla istihdam olanı sağlamak noktasında da özel güvenlik koruma programı baktığımız zaman artık çok daha iyi konumlarda bazıları şöyle yapıyor tabii ki hobi amaçlı gibi özel güvenlik sertifikası alınabiliyor Ama bu işi mesleki anlamda yapmayı düşünenler artık bu işi ön lisans eğitimini alıp da yapıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman özel güvenlik koruma programımız da meslek da değer katan ve öğrencilerimizin tercih edilirliğinde oldukça üst seviyelere gelmiş bir program. Hocamıza da ben ayrıca sunumu için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bölüm Başkanımız Öğretim Görevlisi Sayın Metin Gümüşay'a. mülkiyet koruma ve Güvenlik Bölümünü tanıdık. Şefaatli Meslek Yüksek Okulumuzda bu bölüme ilgi duyanları bekliyoruz okulumuza. Evet, büro hizmetleri ve sekreterlik yine bu okulumuzda bir bölüm. Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Sayın Kübra Sağlam Gürkan bizlere bu bölümü tanıtacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar tekrardan. Evet, ee, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik sizden tanıyalım hocam. Hı hı. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2018 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Ee, programımıza ait Meslek Yüksek Okulu'muzda iki adet dersimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra programımızda okutulan derslere baktığımız zaman birinci ve ikinci yarı yılda öğrencilerimizin daha çok alanına özgü teorik bilgileri öğrenebilecekleri zorunlu dersleri görüyoruz. Üçüncü yarı yılda ise beşiyi dersleri dediğimiz derslerimiz, mesleki seçmeli derslerimiz ve 20 günlük zorunlu stajımız bulunuyor. Programımızda bu dönemden itibaren iş yerinde mesleki eğitim uygulamasına geçilmesi planlanmakta. Dolayısıyla dördüncü yarı yılda öğrencilerimiz diğer yarı yıllarda öğrendiği teorik bilgiyi uygulamalı olarak görebileceği mesleki eğitime iş yerine gidebileceği gibi istemedikleri takdirde 4. yarı yılda mesleki seçmeli derslerden ders alarak eğitim öğretimine devam edebilmektedir. Programımızın tavan ve taban puanlarına baktığımız zaman 2021 verilerine göre 179 taban puana sahip, 239 tavan puana sahip olduğunu görüyoruz. Yine 2021 verilerine göre programımızın doluluk oranı %70 olarak görülmektedir. Programımızın mezun, programımızdan mezun olan öğrencilerimiz özel sektör çağrı merkezlerinde e, valiliklere bağlı olarak faaliyet gösteren 112 acil çağrı merkezlerinde ve e, kamu kurumlarının çağrı merkezlerinde ve tüm müşteri temas noktalarında istihdam edilebiliyorlar. Bu noktada hemen bir parantez açmak istiyorum. Özellikle pandemi e, çağrı merkezlerinin sayısını oldukça arttırdı. Evet. Artık e, gıdadan tutumda birçok alanda sektörde çağrı merkezleri çok önemli bir yere sahip. İşletmeler ile müşteri müşteriyi bir araya getiren bir köprü görevi görüyor çağrı merkezleri. Dolayısıyla sektörün büyümesi gelişmesi bu alanda çalışacak e, Destek elemanlarına da ihtiyacı artırmıştır diyebiliriz. E, bu noktada e, 2020 yılında mezun olan öğrencilerimize baktığımız zaman KPSS'den 65-68 gibi çok düşük puanlar ile e, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi, Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, Sakarya'da aynı şekilde istihdam edildiklerini görüyoruz. E, bu noktada da programın e, önünün açık olduğunu, iş e, sahasının geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bölüm başkanlığına yürütmüş olduğum programımızda e, benim yanı sıra e, öğretim görevlisi Tülay Özbek ve öğretim görevlisi Behi Altın olmak üzere 3 öğretim elemanımız bulunmaktadır. Programımızda 6 e, adet TÜBİTAK 2209A öğrenci projemiz e, bulunmaktadır, gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden bir tanesi 2021 yılı ikinci dönemine aittir ve TÜBİTAK tarafından destek almayı hak kazanmıştır diğer beş projemiz ise öğretim görevlisi Tülay Özbek ve benim tarafımdan başvuru aşamasındadır, değerlendirme aşamasındadır. Bunların da kabul alacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu projelerin gelecek dönemlerde de artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü üniversite okumak, meslek yüksek okul öğrencisi olmak sadece zorunlu teorik dersleri almak demek değil. Bunun dışında sosyal kültürel faaliyetlere katılmak bir projede yer almak demek aynı zamanda. Bu konuda Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz başta olmak üzere bütün hocalarımız, bütün öğretim elemanlarımız bu konuda büyük çaba ve emek gösteriyorlar. Programımızda da bu projelerin her geçen dönem artacağını söyleyebiliriz. Ee, az önce hocalarımızın ifade ettiği gibi Meslek Yüksek Okulu'muzda 3 aktif öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Kendi programımız kapsamında baktığımız zaman 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde bağımlılıklarla mücadele topluluğu e, kurmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam yani, ediyor. Bağımlılıkla mücadele topluluğu, evet sizin bölümde. Evet. evet. Ee, bu dirimle alakalı olarak aynı zamanda e, Kübra hocam e, meslek yüksek okulumuzun bağımlılıkla mücadele e, temsilcisi e, öyle ki üzerinde e, tüm toplum olarak özellikle durduğumuz evet. e, çalıştığımız e, bir konu e, Kübra hocam da e, bu doğrultuda öğrencilerimizle birlikte bu işin daha da anlamlı olacağını düşünerek e, böylesi bir öğrenci topluluğu e, açma girişiminde bulundular ve e, başvurularımızı gönderdik. E, öğrencilerimiz geldiği zaman 2022-2023 eğitim öğretim yılında bağımlılıklarla mücadele topluluğu da aktif bir şekilde yer alacak. Onlarda önemli bir sorumluluk almış Kesinlikle olacaklar evet. hem yetişmiş Kesinlikle evet. Öyle. Programımızı başarıyla bitiren öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde halkla ilişkiler, iletişim, insan kaynakları yönetimi, işletme, reklamcılık ve halkla ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra Açık Öğretim Fakültesinde iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, konaklama işletmeciliği gibi programlara, lisans programlarına da geçiş yapabiliyorlar. Ee, öğrencilerimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra az önce de belirttiğim gibi sosyal kültürel anlamda gerçekten çok şanslılar bütün e, programlarımızda e, birçok etkinliğimiz gerçekleştir, gerçekleştirilmektedir. Burada e, yaptığımız etkinliklerden bir tanesi e, Yeşilay tarafından düzenlenen içeriği hazırlanan Benim Kulübüm Yeşilay projesi. Öğrencilerimize bir günlük bir oryantasyon eğitimi verdikten sonra ilkokulda, ...aktif rol almalarını yani bir eğitimci gibi 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yeşilay farkındalığı oluşturmalarını sağladık. Öğrencilerimiz bu uygulamalı eğitimlerden çok daha verim alıyorlar, çok daha severek yaptıklarını gördük. Bunun yanı sıra iş İşgur tarafından düzenlenen iş Kulüpleri Projesi, öğrencilerimizin kişisel farkındalık kazanmak, iletişim becerilerini geliştirmek için düzenlediğimiz bir diğer etkinliğimizdi. E uygulamalı etkinliklerimizin yanı sıra söyleşi, panel, konferans gibi etkinliklerimiz de oluyor. Bu bağlamda Yozgat'sa ki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi olan 112 Acil Çağrı Merkezi okulumuzu ziyaret etmişti. Onun görsellerini görebilirsiniz. Evet. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Öğrencilerimiz Şefaatli'de her ne kadar ilçede eğitim öğretime başlayacak olsa da bu üniversitenin bir parçası. Tabii. Dolayısıyla merkezdeki <laughs> imkanlardan da mümkün olduğu kadar istifade etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda öğrencilerimizi kütüphane ve bilgi işlem merkezi, kariyer merkezi, sosyal tesisler, kongredeki kongre salonumuzdaki çeşitli etkinliklere teknik gezi düzenleyerek belirli dönemlerde getiriyoruz. E, paydaşlarımızı ziyaret ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ediyoruz. E, yanı sıra e, her eğitim-öğretim döneminin başında e, öğrencilerimize Gerek hocalarımızı tanıttığımız gerek okulumuzu tanıttığımız bir oryantasyon eğitimi veriyoruz ve bu oryantasyon eğitiminde günümüzün az önce de konuştuk en önemli konularından bir tanesi bağımlılıklar evet. özellikle teknoloji işte madde bağımlılığı gibi konularda öğrencilerimize bilgilendirmeler yapıyoruz eğitim öğretim dönemin başında. Bu bölüm içinde oldukça hareketli geçiyor eğitim öğretim öğretimi. Evet. Evet e, teşekkür ediyoruz. Büro hizmetleri ve sekreterlik bölümünü tanıdık. E, e, bölüm başkanımız Sayın Öğretim Görevlisi Kutuha Sağlam. Çağrı Merkezi programı tanıdı. zaten evet. Yasemin Hanım adı üzerinde iletişim. Açısından çok önemli. Evet, çok önemli tabii. Dolayısıyla böylesi faaliyetler ve etkinliklerle iletişimi artırıcı bir süreç geçiriyorlar. Biz çok keyif alıyoruz öğrencilerimizle birlikte böylesi etkinlikler yapmaktan. Evet. İnanıyorum ki yeni gelen öğrencilerimiz de bizimle birlikte böylesi etkinliklerde ve çalışmalarda bulunmaktan büyük keyif alacaklardır. Evet kesinlikle büro hizmetleri ve sekreterlik bölümünü düşünen öğrenci adaylarımızı tereddütsüz bekliyoruz okulumuza. Ve son olarak e, okulumuzda veterinerlik bölümü e, yine bölüm başkanımız bölüm başkan vekilimiz öğretim görevlisi Doktor Cevat Temizkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet. Ee, bölüm başkanımızın bugün bir rahatsızlığı var. Onun yerine o yüzden ben vekalet ediyorum. Kesinlikle bekler Teşekkür ederiz laborant veteriner sağlık programı isminden de anlaşılacağı üzere daha ziyade laboratuvardan ziyade aslında veteriner temelli bir program. Evet. E, derslerimizin büyük çoğunluğu birazdan da kısaca göreceğiz. İşte işte anatomi olsun, fizyoloji olsun vesaire. E, hayvancılık alanında tekniker yetiştirmeye yönelik. Bu alanda slaytta da görüleceği üzere işte hayvan besleme, yetiştirme, kültür hayvanları yetiştirme gibi bir takım konular içeriyor ve laborant veteriner sağlık teknikeri olarak mezun oluyor. Buradan mezun olan öğrencilerimiz ön lisans programı yine 2 yıllık bizimki de. 2019 yılı itibariyle öğrenci almaya başladık. Bu yıl 4. yılımız. 4. kez öğrenci alacağız. 40 öğrenci kontenjanımız var ve bizim doluluk oranımız %100. Ee, gelen öğrencilerin başarı sıralaması da sürekli artıyor. Nitekim biraz sonra slaytlarda göreceğiz. Bir tavan taban puan var ama Tavan taban puanı hesaplarken veya öğrencilerin başarı sıralamalarını hesaplarken e, her dönem aşağı yukarı bir 10.000-20.000 kişi daha ön sıralardan öğrenci aldığımızı göz önünde bulundurmaları gerekiyor tercih yaparken buna dikkat etmelerini öneririm. E, programın amacı <laughs> veteriner sağlık teknikeri yetiştirmek ve bu kapsamda çiftlik hayvanları, pet hayvanları dolayısıyla da insan sağlığını öncü e, alan bir program. Sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Bir istatistiksel bilgilere bakacak olursak TÜİK'in istatistiksel verileri temelinde değerlendirecek olursak veteriner hekimler en çok iş bulabilen meslek dalı. Dolayısıyla bu veteriner sağlık teknikerlerini de etkiliyor. Dolayısıyla o da evet, iş evet. bulma alanında çok zorlanmayacaklarını Söyleyebiliriz çünkü bizde sadece pet ve işte sığır diye geçmiyor küçük baş büyük baş diye geçmiyor bunun balığı var tavuğu var arısı var atı var birçok alanda veteriner hekimler işte gıda alanı var vesaire herhangi bir sağlık ürününün üretiminde gıda ürününün üretiminde hayvansal gıda ürün, üretiminde bulunuyoruz ön planda olan bir meslek dolayısıyla her daim ihtiyaç olacak, iş olanağı yüksek olan bir meslek. Öğrencilerin de en çok dikkatini çekecek, ilgisini çekecek evet. konulardan biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada taban tavan puanları görebiliyoruz. ve her yıl artış göster yani başarı sıralaması özelinde öğrencilerin her yıl daha üst sıralardan öğrenciler geldiğini görüyoruz. Doluluk oranımız %100 hocalarımızın listesi resimde görüyorsunuz zaten. Sol tarafta bölüm başkanımız Fatih Oğuz Bekdemir, ortada ben öğretim görevlisi doktor Cevat Demiskan, sağ tarafta da Tuğrul hocamız görev yapıyor. Bölümümüzde iki adet dersliğimiz var ve bir adet uygulama laboratuvarımız, bir adet de anatomi laboratuvarımız var. Buna ek olarak da bir tane mini çiftliğimiz var ama anatomi laboratuvarımızla Laboratuvar mini çiftliğimiz şu an evet. kurulum aşamasında laboratuvarda bir eksiğimiz yok. Açıkçası gerek sarf malzeme olarak gerekse ekipman olarak, altyapı olarak öğrencilerin temel bir laboratuvarda görebileceği, bir tekniker olarak ihtiyacı olabileceği tüm altyapı laboratuvar anlamında sahibiz da mini çiftliğimiz henüz daha kurulum aşamasında birkaç hayvanımız var zorun dersler birinci dönem ve ikinci dönem şu şekilde buradan da göre görülebileceği üzere anatomi genetik biyokimya fizyoloji zootekni zootekni, hayvan bilimleri demek burada görülen derslerin büyük çoğunluğu büyük ölçüde hayvancılıkla ilişkili burada anatomi fizyoloji vesaire dediğimiz zaman histoloji dediğimiz zaman bunların hepsi hayvan fizyolojisi, hayvan anatomisi, hayvan biyokimyası gibi gibi konuları içeriyor. Zor bir bölüm açık konuşmak gerekirse. Yani öyle hani geleyim, mezun olayım, gideyim denecek bir bölüm değil. Gerçekten istemek gerekiyor. Ben öğrencilerimiz geldiği zaman onlara bazen soruyordum. Ee, niçin bu bölümü tercih ettiniz diye bazı öğrencilerimiz şunu söylüyordu. İşte jandarmaya girmeyi düşünüyorum, polisliğe girmeyi <laughs> düşünüyorum. Bu sebeple tercih ettim. O sebeple tercih etmek için doğru bir bölüm değil. Laborant ve veteriner sağlık teknikerliği. Hayvanları sevmek gerekiyor. Ee, hayvanlara ilgi duymak gerekiyor. Çünkü size sonuçta... Bu meslekten mezun olduğunuzda, e, diplomayı aldığınızda bir can emanet ediliyor. Evet. Veteriner sağlık teknikerleri, veterinerlerin verdiği görevleri yapıyor. Yeri geliyor kan alıyor, serum bağlıyor vesaire Bir takım e, dediğim gibi canla e, temas eden bir meslek. O yüzden de bizim öyle derslerimiz kolay olmuyor. Doğru öğretmek zorundayız. Evet. E, ve dediğim gibi jandarma polislik için tercih edilmesi edilmemesi gereken bir bölüm uygulamada zorlayacak ama gerçekten bu mesleğe <laughs> eden, hocamın dediği gibi hayvan sevgisi yüksek merak eden e, öğrenci adayları e, evet. bunu düşünmeli ilerisini ya da sırf getirisini hesap ederek düşünecek bir meslek olmadı burada e, şöyle, özel güvenlik koruma programımızı tavsiye edebiliriz Evet öyle düşünen öğrencilerimize çünkü e, şöyle bir şey var ki zaten özel güvenlik ve koruma programını e, seçmiş kişiler bir güvenlik mesleği seçmiş oluyor. Dolayısıyla Aynen. ön lisanstan mezun olduktan sonra askeriye veya polislik sınavlarına girip orada yükselmeyi veya orada meslek sahibi olmayı düşündüklerinde de yine bir adım önüne başlamış oluyorlar. Çünkü dediğim gibi güvenlik mesleği seçmiş kişiler oluyor. Hani e, öğrencilerimize tercih yaparken yine e, açılışta da sizin bahsetmiş olduğunuz üzere Yozgat Bozuk Üniversitemizin hazırlamış olduğu tercih kılavuzu Bozuk Edi TR'de EKS tercih danışmanlarımıza da özellikle evet. danışarak e, tercih yapmalarını Kesinlikle. tavsiye ediyoruz. Evet Evet. Mezuniyet sonrası iş olanaklarından Yine bahsedecek olursak, tarım, orman bakanlığı, belediyeler, veteriner fakülteleri, veteriner klinikleri, daha doğrusu hastaneleri, özellikle çok sık tercih ediliyor. Burada hani büyük baş küçük baş kanatlı attan vesaire bahsediyoruz, yem sanayi, gıda sanayi, hayvancılıkla ilgili veya gıda ile ilgili, sağlıkla ilgili aklınıza gelebilecek birçok alanda veteriner sağlık teknikerleri iş bulabiliyorlar. Bir dezavantajı var. Veteriner hekimlerin de veteriner sağlık teknikerlerinde de dezavantajı bu. Onu da burada belirtmiş olayım. Bizler e, sağlık personeli olarak geçmiyoruz. Ne veteriner sağlık teknikerleri ne e, veteriner hekimler. Bizler sağlık personeli değiliz. Evet ameliyat yapıyoruz ama sağlık personeli değiliz. Bu da bizim bir dezavantajımız. Bu konuda da bilgileri olsun tercih etmeyi düşünen öğrencilerimizin ee, geçiş yapmayı düşünen öğrencilerimiz oluyor. Özellikle e, başarılı olan öğrenciler veteriner fakültesine genelde hedefliyorlar. Ama onun haricinde ekranda gördüğünüz bölümlere de geçiş yapılabiliyor. Ee, laborant veteriner sağlık teknikleri mezunu olduktan sonra DGS ile. Ee, hedefimiz kaliteli bir laborant veteriner sağlık teknikleri yetiştirerek... Hayvanlara zarar vermeden insan sağlığını ve hayvan sağlığını ön planda tutarak mesleğini icra eden bireyler yetiştirmek olarak temelleyebiliriz. Burada da daha detaylı şekilde görebilirsiniz. Biz öğrencilerimizle projeler de yapıyoruz. Bu projelerde başvuruyoruz. Sahaya çıkıyoruz, öğrencilerle beraber örnekler topluyoruz, bunların laboratuvarda çalışmalarını yürütüyoruz. Böylece sahaya çıktıklarında neleri tecrübe edeceklerini de görmüş oluyorlar. Aynı zamanda bu çalışmaların bir kısmını da veteriner hekim öğrencileriyle beraber yürüttüğümüz için sahaya çıktıklarında, mezun olduklarında e, nelerle karşılaşabileceklerini de prova etmiş oluyorlar. E, bu anlamda, anlamda bölümümüzde... Efendim? Uygun şehir olarak. Evet, Onları evet. da... Tarım ve hayvancılık şehri evet. olduğunu vurgularsak bir kez daha Yozgat'ın. Evet hocam. Bölümümüz bu şekilde. Çok teşekkür teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, Şefaatli Meslek Yüksek Okulumuzda veterinerlik bölümümüzü de tanıdık. Bölüm Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Doktor Sayın Mehmet Cevat Temizkan bizlere tanıttı. Çok teşekkür ediyoruz. Kalalım hocam. Evet e, hocam son kez düşünen, şefaatli meslek yüksek okulumuzu düşünen, henüz tercih yapmamış, yapacak olan öğrenci adaylarımıza neler söylersiniz? Okul müdürümüz, yüksek okul müdürümüz, öğretim görevlisi Sayın Mertcan Aratürk'e bırakıyoruz. Son sözü buyurun. Ben biraz daha programın sonunda daha samimi bir şekilde öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Tabii. Aday öğrencilerimize. Dün mesela bir tanıdığımızın öğrencisi, yani kendi çocuğu aradığında dedim ki kötü bölümler seçmektense yani büyük şehirlerde işte daha sosyal imkanlar atıyorum. Bunları seçmektense artık geldiğimiz ülkedeki durum gelecek planlaması yapacak öğrencilerimiz. Yani 18 yaşını bitirmiş, reşit hale gelmiş. Ailesinden ayrılacaklar ve ciddi bir hayatla karşılaşacaklar. Evet. Dolayısıyla büyük şehirlerde kötü bölümleri seçmektense, bir bakın hani Yozgat Bozok Üniversitesi'nde neler var dedim. Dolayısıyla e, bunu dedikten sonra inceledik. Bana geri dönüşleri çok anlamlıydı. E, ve seçim yaparken öğrencilerimize öncelikle şunu tavsiye etmek isterim. Seçimi yaptığı zaman artık meslek edinecekler, kendilerinin hayatlarının geleceğine karar verecekler. Bunu yaparken de e, anlamlı hamlelerde bulunmalarını ve e, meslek yüksek okulumuz Yozgat Bozuk Üniversitemiz özelinde de kesinlikle ve kesinlikle değerlendirme yapmalarını e, önemli tavsiye ediyorum. Ki e, baktığımız zaman bizim meslek yüksekokulumuzda okulumuzda programlarımızı e, özetle tanıttık. Programlarımızdan çıktıklarında mesleki deneyimlerine sahip olacaklar ve bununla birlikte iş bulma imkanlarının daha yüksek olduğu programlar. E, konuşmamın başında da söylediğim üzere e, çoğu lisans programından daha iyi konumda meslek bulabilecekleri programlar. Bunları da değerlendirerek bahsetmiş olduğumuz üzere tercih kılavuzu Bozok Edu.tr'deki YKS tercih danışmanlarımızdan da yararlanarak tercihlerini yapmalarını ve hayatlarının bundan sonraki süreçlerinde başarılı, hayırlı bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. Tekraren bu imkanını bize sağlamış olduğunuz için başta e, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Ahmet Karada ve değerli ekibimize, personel arkadaşlarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görmeyi e, ciddi manada istiyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet ulaş, ulaşılabilir güçlü akademik kadrosuyla Yozgat Bozok Üniversitesi sizleri bekliyor sevgili öğrenci adaylarımız. Bugünlük de tanıtım programımızı Şefaatli Meslek Yüksek Okulumuzla sona erdiriyoruz. Pazartesi 1 Ağustos, Pazartesi günü devam edecek programımız. Mimarlık Mühendislik Fakültemizi tanıyacağız. Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulumuzu tanıyacağız ve Yozgat Meslek Yüksek Okulumuzu tüm bölümleriyle Pazartesi günü tanıyacağız. Pazartesi görüşünceye dek mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.